SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşına ilişkin kabine toplantısında çıkacak olan rakamı açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, kabin toplantısı öncesi çıkacak net rakamı açıkladı. Pek çok emekli yarın toplanması beklenen kabine toplantısında çıkacak zam kararına odaklandı. Masada 6 aylık enflasyon farkı olan %37,57'nin üstüne gelecek ek zam ve maaşlardaki eşitleme ile beraber maaşlar da ortaya çıkacak. Bazı uzmanlar emekli ücretlerine ilişkin net rakamlarını ve hesaplamalarını açıklamaya devam ediyor. Onlardan biri ise SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Özgür Erdursun YouTube canlı yayınında kabine toplantısında çıkacak rakamı açıkladı. Emeklilerin alacağı net ücret ise belli oldu. SEYYANE'ne artış yapılmayacak. Özgür Erdursun, emeklilere yapılacak olan en düşük emekli maaş zammına ilişkin 3 farklı rakamı açıkladı. Erdursun, Kabine toplantısının ardından en düşük emekli aylıklarının 10.500 TL, 11.000 TL ve 11.250 TL bandına getirecekler. Kabine pazartesi günü büyük ihtimalle toplanacak. Seyyanen bir artış ise yapılmayacak, dedi. Emekliler için çok iyi bir yıl olmayacak. Kabinede maaş zammı dışında ek zam konusunun da gündeme geleceğini söyleyen Erdursun, ek zammın %8 ile %12 arasında olacağını açıkladı. Erdursun, bu ek adına refah payı diyebiliriz. Ocak ayına ek yetişmeyecek. Çünkü pazartesi günü görüşülüp 16, sında meclise sunulacak. Sonra plan bütçede görüşülerek meclisten onaylanacak. Bu işlemler Ocak ayına yetişmez. Şubat ayında ek zammı alırız. Son olarak 2024 yılı emekliler için çok iyi bir yıl olmayacak, ifadelerini kullandı. Pazartesi günü toplanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından planlanan SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pazartesi günü kabine toplantısında sunulması bekleniyor.